Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf Türkçe ders kitabı 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Asım'ın nesli kitap dostudur. İlk sorumuzdan başlayalım. Okumanın faydaları nelerdir? Okumak bir bireyin gelişimi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bireyler gerekli olan bilgiler. Bilgileri, var olan kitaplar, belgeler ve araştırmaları okuyarak gelecek hayat için gerekli olan bilgileri kolay bir şekilde elde edebilirler. Okudukları bilgileri akıl süzgecinden geçirerek sadece yararlı olan bilgileri almalıdırlar. Gerekli olan bilgileri alan bireyler en iyi şekilde gelecek hayatta başarılı olur ve mutlu olurlar. Kitap okuma alışkanlığımızı geliştirmek için neler yapabiliriz? Kitaplar bizlerin en yakın dostlarıdır. Çünkü kitaplar bizlerin ihtiyaç duydukları bilgileri içermektedir. Kitap okuma alışkanlığımızı geliştirmek için aile içerisinde okuma saatlerimizin olması gerekir. Ayrıca beğendiğimiz roman, hikaye veya masallardan birer tane yastık yanı kitabımızın olması ve sürekli olarak günde en az 1-2 saat kitap okumamız gerekir. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Egzersiz kelimesi benim tahminim beden gelişimi için yapılan hareketler. Anlamı bir beceriyi bir bilgiyi kazanabilmek için yapılan yineleme işlemi. Maç öncesi sporcular egzersiz yapıyorlar. Cehalet kelimesi bilgisiz bilgi yoksunu kimse. Sözlük anlamı bilmezlik bilgisizlik. Cehalet ancak iyi bir eğitimle gider. Hakikat kelimesi tahminin bir konu hakkında gerçek. An sözlük anlamı, bir işin doğrusu, gerçek. Hakikati öğrenmek için birçok araştırmalar yaptılar. Kalkınma kelimesi, tahminin bir şeyin gel gelişmesini sağlama. Anlamı, bir ülkenin toplumsal veya ekonomik yapısını geliştirme. Gelişmiş çağdaş ülkelerde yetişme durumu. Ülkenin kalkınması için reformlar yapıldı. Vefa kelimesi, tahminin bir şeye karşı duyulan sempati, sevgi. Sözlük anlamı sevgide bağlılık. Vatana vefanın askerlik ödeviyle vatana vefanın askerlik ödeviyle verdi. Beynin gıdası nedir? Beynin gıdası okumaktır. Okumanın amacı nedir? Okumanın amacı beyni düşünceye sevk etmektir. Roman, hikaye, şiir, tiyatro gibi sanatsal metinlerin öğretici metinlerden farkı nedir? Roman, hikaye, şiir, tiyatro gibi sanat metinlerinin kelimeler gerçek anlamlarının dışında daha çok yan ve mecaz anlamları kullanılmaktadır. Bu yüzden sanat metinlerini anlayarak okumak öğrenci metinlerde öğretici metinlerden daha zordur. Yazarın okumaya bakış açısını değerlendirmeye yönelik sorularını cevaplayınız. Yazar bu metni kime yönelik olarak yazıyor? Okumayı önemseyenlere yönelik olarak yazıyor. Yazarın bu metni yazma amacı nedir? Okumayı önemseyen kişilere okumanın önemini anlatmaktır. Metnin mesajı nedir? Yarınların dünden daha güzel olması için okumaya gereken önem verilmelidir. Bu metinde anlatılanların günlük yaşantımızla ilişkisi nedir? Günlük hayatımızda yer alan sorunun birçoğu cehalet kaynaklı olduğunu ifade etmemiz gerekir. Günlük hayatımızda bireyler eğer gerekli okuma alışkanlığı elde edilirse sorunların çözülebileceği hakkında düşüncelerimizi bilgilendirmemiz gerekir. Verilen bilgilere göre Asım'ın nesli kitap dostudur. Metniyle kitabın büyüsü metni tür bakımından karşılaştırınız. Asım'ın metni kitap dostudur, bilgilendirici bir metindir. Kitabın büyüsü de şiirdir. Kelimelerin eş anlamlarını karşılarına yazınız. Anlam, mana, zor, güç, akıl, uz, Hakikat gerçek, amaç gaye, cehalet cahillik, egzersiz egzersiz, zaman vakit, dünya cihan. Yan ve yüz kelimeleri farklı anlamlarıyla cümle içinde kullanınız. Evin yanına elma ağaçları dikildi. Ocağın altı yandı. Arkadaşlarla mavi denizde yürüdü. Yüzünde güzel bir gülüş vardı nokta işaretlerini uygun yerlerde kullanınız. Doktor Ahmet Bey çok kitap okur. Kitap 5. katta bulunuyor. Saat 9.30'da okuma etkinliği yapılacak. 20.02.2019 tarihinde kütüphane açılacak. Akıllı işaretleri anlamları ile eşleştiriniz. Evet, 13 artı 13 yaş ve üzeri için. 7 artı 7 yaş ve üzeri için uygun. 18 artı 18 yaş ve üzeri için uygun. Dördüncü resim şiddet ve korku içeriyor. 5. resimde olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içeriyor. 6. resimde de genel izleyici kitlesi herkese uygun olduğunu gösteriyor. Mehmet Akif Ersoy hakkında öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 4 yaşındayken Fatih'te Emir Buhari Mektebi'nde mektebine başladı. Mehmet Akif Ersoy 1920'de Burdur Milletvekili seçildi. 1921 yılında Milli Marşımız için düzenlenen yarışmada para ödülü almamak koşuluyla katılmayı kabul etti. Ödül olarak verilen 500 lirayı Kızılay bünyesinde kadın ve çocuklara iş öğreten ve cepheye elbise diken Darül Mesai Vakfı'na bağışladı. 1923 yılında Abbas Halim Paşa'nın daveti üzerine Mısır'a gitti. 1929-1936 yılları arasında Kahire'deki Camiül Mısırı Üniversitesi'nde Türkçe öğretmenliği yaptı. 17 Haziran 1936'da İstanbul'a dönmeye karar verdi. 27 Aralık 1936 tarihinde hayatını kaybetti. Edirne Kapı Mezarlığı'na defnedildi. Bir metni oluşturan öğeler tanıtılmıştır. Buna göre paragrafları ait olduğu bölüme eşleştiriniz. Evet, i̇lk gelişme bölümü. Öğlene doğru arkadaşlarımla kütüphanenin önünde toplandık. Hepsi çok heyecanlıydı. Özellikle Erkan hayatında ilk defa kütüphaneye geliyordu. Öncelikle kütüphaneye üye olduk. Daha sonra gruplara ayrılıp kaynakları aramaya başladık. Giriş bölümü. Sevgili günlüğüm, bugün heyecanla uyandım. Arkadaşlarımla birlikte sunum ödevini yapmak için kütüphaneye gidecektik. Sonuç bölümü. Günün sonunda araştırmamızı bitirip çıktığımızda hepimiz çok mutluyduk. Hem araştırmayı bitirme mutluluğu hem de kütüphanede çalışmanın mutluluğuna ulaştık. Bir gün daha bitti günlüğüm. Yarın görüşmek üzere. Evet, giriş, gelişme, sonuç. Defterinize kitapsız büyüyen çocuk susuz yetişen ağaca benzer atasözünü açıklayan bir yazı yazınız. Günümüzde bir ağacın yetişmesi için su gerekir. Ancak çocukların da gelişmesi için kitaplar gerektiğini ifade etmemiz gerekir. Kitapların içerisinde yer alan bilgiler çocukları gelecek hayat içerisinde ihtiyaç duydukları bilgileri içerir. Kitaplar gelecek hayatta çocukların kaliteli bir şekilde gelişmesi açısından sürekli olarak bilgilere ihtiyaç duyan, bu kitaplar içerisinde bilgiler aynı ağaçlar gibi su görevi görerek çocukların gelişimini sağlar. İşte bu nedenle kitapsız büyüyen çocuk susuz yetişen ağaca benzer atasözü bizlere kitapların önemini anlatır. İlk kütüphane hakkında araştırma yapınız. Asurlar, Babiller ve Hititler gibi medeniyetler ilk olarak tabletlerde kullanılan yazılar bizlere ilk kütüphane hakkında bilgiler vermektedir. Kütüphaneler hakkında yapılan araştırmalarda önce 625 yıllarına dayanmaktadır. önce 625 yılında kuruduğu ifade edilen dünyanın ilk kütüphanesi Ninova Kütüphanesi olarak kabul edilmiştir. Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.